Günaydın değerli izleyenler. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Şöyle bir sonuçlara ve programa birlikte bakarak başlayalım. Gaziantep FK ile Siltaş Yapı 2-2. Bir Korendon Alanya Spor'da 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Bugün saat 13.30'da Çaykur Rizespor Atakaş Hatay 16'da Rams Başakşehir Yükatel Adana Demir Spor. 19'da MK Ankara Gücü Trabzon Spor. ve Yılport Samsun Spor Babakars Fatih Kara maçları oynanacak. Yarın 13.30'da Mondiom Kayseri Spor, MSP Sivas Spor. 16'da İstanbulspor Fenerbahçe. 19'da Galatasaray Tümosan Konya Spor maçlarıyla hafta tamamlanacak. Şimdi dün akşama gidelim değerli izleyenler. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Hemen başlayalım ana sayfalarla. Foto maç gazetesine bakacağız ilk olarak. Sür manşette transferi görüyoruz. Aslandan Zalai bombası ve Fener'e çifte müjde şeklinde. Manşete baktığımızda yuvada kabus haberi dikkat çekiyor. Ligde sahasında oynadığı son iki maçta Fenerbahçe-Vallanya'ya 3 birlik skorlarla yenilen Beşiktaş, dün de taraftarının önünde Kasımpaşa'ya yine aynı skorla mağlup oldu. Şampiyon Fenerbahçe İNG Kadınlar Türkiye Kupası'nda sarılar lacivertliler zafere uzandı. Ve sayfanın en altında Romalı Karstorp fırtınaya şeklinde bir de Trabzonspor haberi dikkat çekiyor. Fanatik'le devam edeceğiz. Fanatik ana sayfada Kartal dağıldı manşetini görüyoruz. Beşiktaş bu kez de evinde Kasımpaşa'dan 3 gol yedi. Teknik direktör Van Bronckhorst yardımcı rotarına takıldı. Bu detay yine paylaşılmış. Aslan'a Icardi şoku, Fener'e kurun iç müjdesi, Firmino'ya sıcak takip başlıkları yine diğer takımlardan dikkat çeken gündem maddeleri. Sabah gazetesiyle hemen devam edelim. Sabahta da yine Beşiktaş'ın dünkü 3-1'lik mağlubiyetini görüyoruz. Sayfanın başında Murat Özbostan'ın köşe yazısı mevcut. Bu takıma kimse hoca olmak istemez başlığıyla. Eğer kaleci Mert Günok o kurtarışları yapmasa skor 5-6 olurdu demiş Murat Özbostan. Bir zamanlar yüksekten uçardı başlığıyla da Beşiktaş'ın kötü gidişatı özetlenmiş. Kartal 28 yıl sonra üst üste 3 iç saha maçından yenilgiyle ayrıldı. Ali Gültike'nin de yine bir yazısı var. Seviye bu değil başlığıyla oyuncu değişikliklerinden ziyade oyun değişikliği daha mantıklıydı şeklinde bir değerlendirmesi mevcut. Milliyet gazetesinde evde huzur kalmadı başlığını görüyoruz. Beşiktaş kendi sahasında oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe ve Alanya maçlarının ardından dün de Kasımpaşa'ya aynı skorla yenildi. Evinde üst üste 3 karşılaşmayı da kaybetti. Tayip Talha 9 ay sonra formasına kavuştu değerli izleyenler. Zorunlu olarak karşılaşmada görev yaptı. Necip'in sakatlanması üzerine. Yine hocaya yardımcı freni başlığı burada da dikkat çekiyor. Takvim gazetesinin 13. sayfasına hemen bakalım. Süperstarları solladı. Alperen All-Star oylama sonuçlarında ilk 10'a girdi. NBA All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335.115 oyla 7. sırada yer alan Alperen, Ben Benyama, Moran ve Porzingis gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Siltaş Yapı Pendik Spor 2-2 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalara bakalım. Evet, dış basının gündemine transfer söylentilerine bakarak başlayacağız değerli izleyenler. Şöyle bir Avrupa piyasasındaki transfer iddialarına birlikte göz atalım. Dün de hatırlayacaksınız ekranlarınıza getirmiştik. İlk olarak Roberto Firmino ile ilgili bir iddia. Fulham Firmino ile sözleşme imzalama şansı bulunan kulüplerden biri değerli izleyenler. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Suudi Arabistan ekibi el Ehli'den ayrılmak istiyor. E, Liverpool kariyerinden sonra e, geçen sezon e, bildiğiniz gibi İngiltere'den ayrılmıştı. Hemen devam edelim. Brentford Ivan Toni için 100 milyon sterlinlik bir fiyat belirledi deniyor değerli izleyenler. 27 yaşındaki İngiliz Forvet bu arada yasa dışı bahis suçundan ceza almıştı. Ve cezası da 17 Ocak'ta tamamlanacak. Chelsea ara transferde Arsenal'ın da istediği Tony'yi almak için oyuncuyu satmayı düşünüyor denmiş. Ama da Onana'ya dair bir haber yine dikkat çekiyor. Arsenal Onana için Everton'a teklifte bulundu. Dikkat çeken transfer söylentilerinden biri de bu bugün. Ve Skyvini, Atalanta, Skyvini için yaklaşık 52 milyon sterlinlik bir fiyat belirledi deniyor. E, bugüne dair Avrupa'da dikkat çeken transfer iddiaları bu şekilde değerli izleyenler. Devam edelim şimdi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kral Kupası'ndaki Arandina maçında Arda Güler'in ilk 11'de olabileceğini söyledi. Gazete turuyla devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız. Hemen başlayalım. Fanatik 2 ile bitmeyen kabus başlığı atılmış. Başkanlar değişiyor, teknik direktörler değişiyor, kadrolar değişiyor ama Beşiktaş'taki kötü gidiş değişmiyor. Siyah beyazlar 2024'de şok bir giriş yaptı. Kartal Tüpraş Stadı'nda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybedip önlenemez düşüşünü sürdürdü deniyor. Genç Semih yetmedi. Kasımpaşa karşısına Beşiktaş'ın gol umutlarından biri olarak çıkan 18 yaşındaki genç hücumcu Semih Kılıçsoy skor üretmeyi başardı. Semih siyah beyazlı formayla gollerine devam etse de takımına puan kazandıramadı. Foto maç 4 ile devam ediyoruz. Şimdi Trabzonspor sayfasına bakacağız. Karsdorp sesleri, Trabzonspor Roma'nın sabeki için hamle yapabilir. Karadeniz devinin kurmayları Jens Larsen'in ayrılması halinde Hollandalı savunma oyuncusu için İtalyan ekibiyle masaya oturabilir deniyor. Sıradaki ayrılıklar Umut ve Bardi. Bordo Mavili takımda çok fazla süre alamayan Umut Bozok'la Enis Bardi yakın zamanda resmi teklif getirecek denmiş. Ve sayfanın en altında hedef seriyi sürdürmek başlığına da bakalım. Trabzonspor bugün Ankara gücünü yenerek Abdullah Avcı dış saha serisini sürdürmek istiyor. Bordo Mavili ekip Avcıyla ile 5 deplasmanda 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Sabah 17 İbre Luce'ye dönüyor. O gün Şahinoğlu'nun haberi. Siyah-beyazı kulüp yeni teknik direktörünü bir türlü göreve başlatamıyor. Bruno Genesio'dan cevap alamayan Beşiktaş'ta son aday Van Bronckhorst'a ekibindeki sıkıntılar nedeniyle imzayı atamadı. Bir süre daha beklenecek. Hollandalı hoca sorunları çözemezse rota Luceşti'ye dönecek, diyor haber. Feyyaz Uçar'ın dünkü maçın ardından yaptığı açıklamalarda yine kendine yer bulmuş ve Fatih Doğan'ın Lucescu kaosu daha iyi yönetir yorumu da dikkat çekiyor sabah gazetesinde. Hürriyet gazetesine de bakalım. Bronkors'ta pürüz Jovanovic listeye girdi. Yönetimin söz kestiği Hollandalı hoca yardımcılarımla da anlaşırsanız gelirim dedi. Yardımcılarla maliyet artınca geri adım atan Beşiktaş'ta Panathinaikos'un eski hocası Jovanovic gündemde deniyor 18'lik Semih gol atmayı atmaya bıraktığı yerden başladı. Başlığı yine dikkat çekici ve dün oynanan mücadele ile ilgili Kartal evinde gülmeyi unuttu başlığı tercih edilmiş. Gezal özel izinle kadroda başlığı yine dikkat çekiyor. Teknik heyet istedi, yönetim onayladı, cezayirli oyuncu takıma döndü. Milliyet gazetesinin 16. sayfasında da Gezala özgürlük başlığını görüyoruz. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan biri olan Gezal, teknik heyetin isteği üzerine affedildi. Cezayirli futbolcu dünkü Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer almazken yedek kulübesinde maça başladı. Salih Uçan, Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Yine bir kutu haberde bu detaya da yer verildiğini görüyoruz değerli izleyenler. Gazete turuyla yine devam ediyoruz. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte bakacağız. Foto maçla başlayalım. Gözler Zaha'da. Fil dişili yıldız yine Okan Burun silahlarından biri olacak. Başarılı hoca şut emri verdi. Ve yanında Icardi şoka başlığını görüyoruz. Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonucu Icardi'nin yüz kemiğinde kırıklar oluşmuştu. Konyaspor ve Sivas Spor maçlarında forma giyemeyecek. Zalai hedefte Nelson ve Sanchez'e teklifler var. Galatasaray'ın B planı devrede diyor haber. Danimarkalı futbolcuyu ada ekipleri Kolombiyalı Yıldız'ı ise Napoli istiyor. Aslan iki oyuncudan birini kaybetmesi durumunda eski Fenerli için bastıracak. Sayfanın altına gelelim. Akıl oyunları Boyi, Torreira kart cezalısı, Ziyeş bakan bu Afrika kupasında. Oliveira, Sanchez, Icardi sakat, Kerem belirsiz, Buruk düşünceli diyor haber. Konya spor maçı öncesi Barış Arper Yılmaz forvet mi sağ bek mi sol bek mi oynayacak bu merak ediliyor. Fanatik 7 Fenerbahçe haberlerine bakalım. Kroniç ayrıldı bile. Fenerbahçe'ye imza atmak için bastıran Boşnak Orta saha oyuncusu, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. La Gazeta dello Sport'ta Kroon için durumu ile ilgili fiziken Milan'da ama mental olarak haftalar önce takımdan ayrıldı ifadesi kullanıldı. Firmino takip altında Yıldız Forvet'e ilgi olduğu iddiası taraftarları fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Yönetimin sambacı için henüz hamle yapmasa da durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Padişaha ayrılırsa hamle gelebilir. Firmino'nun en önemli beklentisi ise ilk 11 garantisi. İlk on, İsmail Kartal 11'i belirledi. Hemen bu habere de bakalım. Fenerbahçe yarınki İstanbulspor maçına tam 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. İsmail Kartal önemli eksiklere rağmen sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Sağ bekte Mert Müldür'ün, stoperde ise Serdar ve Osterwolde'nin oynaması bekleniyor. Sabah gazetesinin 15. sayfasında Mehmet Özcan'ın haberi. Forvet'te travma başlığıyla. Aslan <laughs> özür diliyorum, şok üstüne şok. Icardi'nin dönüşü ertelendi. Galatasaray-Fenerbahçe maçında yüzünde kırıklar oluşan Arjantinli golcü için bir süre oynatılmama kararı alındığını açıkladı. Kesin durumu ise travmanın 20. günü sonrası belli olacak. Elde kaldı Halil, İkardi sakatlandı. Bakan bu Afrika Kupası'nda Halil Dervişoğlu Konya maçında ilk 11'in en önemli adayı deniyor. Milliyet 17'ye de bakalım. Nevzat Dindar imzasıyla favori Zaha, Plase, Barış, Galatasaray'da Icardi'nin oynamayacağının açıklanmasından sonra Forvet'te kimin oynayacağı sorgulanmaya başladı. Bakan bunun Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle tek santrfor Halil kaldı. Ancak Buruk ileri uçta Zaha'yı oynatmayı düşünüyor denmiş. Bu arada Ceko'nun eşi röportaj vermiş Bosna Ersek kanalına. Ayakların beni taşıyana kadar başlığıyla. Türkçe öğrenmeye başladığını ve konuşmak istediğini söyledi. Fenerbahçeli futbolcunun geleceği ile ilgili Edin'le konuştuğumuzda kendisi ayaklarım beni taşıyana kadar futbol oynayacağım diyor dedi. Bir de takvim gazetesinin 15. sayfasına bakalım. Fred'e internasyonel kancası Brezilya basını internasyonelin Fred'i transfer etmek için teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı. İnternasyonel Fenerbahçe'den Valencia'yı da kadrosuna katmıştı. Krunic koptu geliyor haberine de hemen bakalım. Bosna Ersekli orta saha Krunic Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini Milan yönetimine iletti. İtalyan kulübü Fenerbahçe ile el sıkıştığı anda Krunic transferi tamamlanmış olacak. Skype bağlantısıyla devam edeceğiz. Hüseyin Özkök her zaman olduğu gibi dış basının gündemini konuşacağız. Hüseyin Özkök günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Ezgi günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Herkese de iyi bir hafta sonu dilerim. Çok teşekkürler, biz de size aynı şekilde. Şimdi hemen isterseniz izlediğimiz haberlerle bir başlayalım. Özellikle Kenan Yıldız tabii ki performansıyla alkış topluyor. İtalyan basınının gündeminde, bizim gündemimizde tabii ki ve Almanya öncesinde de gerçekten altyazıda da yazdığımız gibi ışık saçıyor Kenan Yıldız. İsterseniz şöyle performansından basında nasıl görülüyor bu performans? Biraz bunlardan bahsederek başlayalım. Evet, Kenan Yıldız gerçekten ışık saçıyor. Milli takımımızda zaten böyle ışığı yakmıştı. Gösterdiği performansla ve attığı golle. Şimdi İtalya'da Juventus gibi dünyanın sayılı takımlarından bir tanesinde hakikaten ışık saçmaya başladı. Daha yaşı çok geç. 18 yaşında Allegri onu yavaş yavaş takıma monte ediyor ve girdiği maçlarda, oyuna girdiği maçlarda da çok yetenekli ve iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Hem bizlere gösteriyor hem de kendi taraftarlarına, kendi camiasına. Bizim için en önemli noktası ne tabii ki bir Türk oyuncunun böyle birlikte başarılı olması hepimizi sevindiriyor ama sevindiren esas yanı ise Avrupa Şampiyonasında Kenan Yıldız'a çok ihtiyacımız var ve bu şampiyon öncesinde Kenan Yıldız'ın formda olması, sağlıklı olması ve böyle goller atması bizi çok sevindiriyor. Bir diğer oyuncumuz tabii ki az önce diğer haberimizde vardı Arda Güler, ondan da Avrupa Şampiyonasında çok şey bekliyoruz. Umarım. Artık sakatlığını tamamen atlatmıştır. İyi bir ikinci yarı geçirir Madrid'de. Ve Avrupa Şampiyonası'nda e, milli takımımızın kadrosunda olur. E, milli takımın böyle uzun yıllardan sonra 2-18 yaşında oyuncuyu e, ihtiyaç duyması... ...bu kadar yetenekli ve iyi oyunculara ihtiyaç duyması bence güzel bir şey. Bu da milli takımımızın e, gençleşmesini gösteriyor. E, umalım ikisi de... E, İyi oynasınlar, sağlıklı şekilde sezon sonunu getirsinler. Ve Almanya'da 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olarak katkı sağlasınlar. Benim tüm dileğim bu Ezgi. Dileriz ki öyle olur. Hepimizin tüm dileği bu. Şimdi isterseniz Arda Güler demişken... Real Madrid'den de biraz bahsedelim. La Liga'da ilk yarıyı lider tamamladı Real Madrid. Aslında konuşulması gereken takım Real Madrid mi Girona mı çok emin değilim La Liga'da. İnanılmaz bir performans çünkü. Ama Real Madrid'e tabii ki ayrıca bir parantez açacağız. Ancelotti ile de sözleşme uzatıldı, yola devam edilecek. E Tabii ki bizim aklımız Arda'da ne zaman oynayacak? Kral Kupası mücadelesinde oynayacak gibi görünüyor. Şöyle bir Madrid performansını da konuşalım. Evet Angelotti'nin tabii ki konuşmuştuk daha önce bu sözleşmesini uzatması sürpriz oldu Brezilya milli takımına gideceği söyleniyordu sezon sonunda çünkü sözleşmesi bitiyordu Ve herkes Şabi Alonso gelecek Barca ve Leverkusen'dan diyordu Ama bir anda sürpriz bir şekilde bütün dünyaya çok büyük sürpriz oldu Angelotti'nin Real Madrid'de sözleşme uzatması Ama ben Arda Güler açısından bunun iyi olduğunu düşünüyorum Real Madrid 19. haftası tamamlanan e, ligin ilk yarısını lider bitirdi avarajla. Girona'nın e, hemen önünde gol e, golevarajı daha fazla iyi olduğu için e, lider bitirdi. Ama Girona'nın da e, bu performansını e, konuşmak gerekiyor. Evet Girona Manchester City'nin de e, sahibi olan City grubun bir takımı. Ancak bunu City grubun e, takımı olmasıyla... Ve onların enjekte ettiği paralarla açıklayamayız. Girona yine de mütevazı kadrosuyla e, hakikaten çok iyi işler yapıyor. Bunu sadece e, paraya bağlamak haksızlık olur. Çok iyi maçlar çıkardılar. İşte en son Atletico Madrid maçını izledik. 4-3 kazandıkları ve arayı da açtılar. Şu anda Real Madrid 48, Girona 48, Barcelona 41, Bilbao ve Atletico Madrid'de 38'ler puanda. Beşli bir zirve yarışı var ama Real Madrid ile Girona sanki artık bu yarışı e, ikisi birlikte götürecekler gibi duruyor. E, ezgi, tabii ki Real Madrid e, o kadar devasa bir tecrübeye sahip ki işte Şampiyonlar Ligi'nin en çok fazla, en çok kazanan takım Real İspanya Ligi'nde e, kazanması zaten alışılmış bir şey. Aradan Girona sıyrılıp Real Madrid e geçip şampiyon olur mu çok zor görüyorum ben ama ee, yine de futbolun böyle romantik yanları her zaman güzel oluyor. Böyle dev takımların arasında böyle orta ölçekli bir takımın olması güzel oluyor. Ee, Real Madrid bu sene Şampiyonlar Ligi'nin de en iddialı takımlarından biri. İspanya Ligi'nde de şampiyonluğun tabii ki en büyük e, favorisi. Umarız Arda Güler ilk yılında Real Madrid'de e, bu başarılarda imzası olur. İlk yarıda oynayamadı ama ligin ikinci yarısında kupa maçıyla birlikte kendisini sağlarda izlemeyi az önce söylediğim gibi umut ediyoruz. Peki şimdi bir taraftan da tabii ara transfer gündemi konuşmak gerekiyor. Birçok takımın sürpriz transferler yapabileceğinden bahsediliyor ki onlardan biri de zannediyorum Bayern Münih olabilir. İsterseniz şöyle Alman ekibinin transfer gündemini de izleyicilerimize anlatalım. Evet Bayern Münih yaz transfer döneminde biliyorsunuz çok pasif kalmıştı Ezgi. Ee, ve çok eleştirilmişti ee, birçok oyuncusu ayrılmasına rağmen e, iyi transferler yapamamıştı Harry Kane dışında ki ama Harry Kane de e, öyle bir futbolcu ki başlı başına bir takım e, attığı gollerle Bayern e, Münih'e hakikaten e, çok faydalı olduğunu gösterdi Bayern belki de son yıllarda yaptığı en büyük transfer Harry Kane oldu e, gol rekoru kırması bekleniyor Almanya'da şu ana kadar ulaştığı gol sayısı 21 golle ulaştı Diğer yandan da Bayern Münih savunmaya tabii ki takviye yapmak istiyor. Çünkü savunmada sorunlar yaşıyor Bayern Münih kulübü. Bu sene bazı puan kayıpları yaşadı. Diğer yandan Afrika Kupası var. Muzuri oraya gitti. Asya Kupası var. Kim Minji oraya gitti. Şimdi de sürpriz bir transfer. Tottenham'dan Erik Dyer'ın Bayern Münih'le anlaşmak üzere olduğu söyleniyor. Erik Dyer aslında Tottenham'da uzun süreden beri e, forma giyemiyoruz. E, bu sene dört maçta sadece yer almış. Ama Bayern Münih'in de savunmaya e, ihtiyacı var. Bir stopere ihtiyacı var. ki Minje'nin de Asya Kupası'na gitmesiyle. Dolayısıyla Erik Daire'i e, alma planları yapıyorlar. Bunda herhalde e, Harry Kane'in de etkisi olmuştur. Ona da mutlaka e, onunla ilgili bir danışma yapmışlardır diye düşünüyorum. E, Bayern Münih'ten bu ara transferde en az 2-3 transfer göreceğiz. ki bunlardan da biri işte Erik Dyer olacak gibi duruyor. E, gelen haberler o şekilde. Bakalım e, transfer dönemi başlar başlamaz e, hep beraber e, kim hangi takıma gidecek bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Bu işi e, ben tabii ki Aykut'a bırakıyorum <laughs> transfer işini. Peki. Peki. FA Cup'ta da e, Sunderland Newcastle e, mücadelesi e, oldukça e, düşmanca ve çetin bir mücadele. İsterseniz biraz izleyicilerimize yine hikayesi olan bu derbiyi anlatalım. Evet. Sunderland ve Newcastle FA Cup'ta karşılaşacaklar bugün. ben açıkçası bu kadar böyle koyu bir rekabet olduğunu aralarında bilmiyordum. Hikayesini okudum bu eşleşmenin. Çünkü Sunderland şu anda Championship'te oynuyor. Newcastle Premier Lig'de. Sunderland Newcastle birbirine yakın şehirler. Bunun Bu rekabetin tarihi bir ee, önemi var 16. yüzyılın sonlarında 17. yüzyılın başlarında İngiltere Kralı 1. Charles e, Özellikle e, Kömürden ve ticaretten geçinen e, Bu bölgede Bütün bu hakları e, Newcastle'a vermiş ve Sunderland'ler Burada çok mağdur olmuşlar İşte buradan başlayan e, iki şehrin arasındaki rekabet Ve artık düşmanlığa Düşmanlığa varan e, Bu rakip olma durumu Futbolada yazmış. yazmış. Sunderland Newcastle karşılaşmaları oynandığında çok ateşli geçen karşılaşmalar buna aynı zamanda Tiny Weir derbisi de deniyor çünkü Tiny nehri Sunderland'dan doğup Newcastle'dan geçiyor Weir nehri de Newcastle'dan doğup Sunderland'dan geçiyor dolayısıyla bu derbinin adı Tiny Weir derbisi olarak adlandırılıyor dediğim gibi tarihi önemi olan tarihe, geçmişe dayanan, siyasete dayanan, krallığa dayanan e, bir mazisi var, hikayesi var. E, bugün de İngiltere'de en çok merakla beklenen FA Cup karşılaşmalarından biri. Tabii ki FA Cup karşılaşmalarında veya işte bizde de oluyor Türkiye Kupası maçlarında böyle daha alt kategori takımların üst kategoride takımları elemeleri sürprizine sıkça rastlıyoruz. Bugün de Sunderland eee karşılaş Sunderland Newcastle karşılaşmasında Maç Sunderland'da oynanacağı için bir sürpriz olabilir. Bir de şöyle bir şey okudum Ezgi. Sunderland e, taraftarları ve kulübü artık e, Newcastle'dan o kadar nefret ediyorlar ki kendi deplasman tribünlerinin kırmızı beyaz olan bölümünü Newcastle'lar oraya ayak basmasınlar kırmızı beyaz diye e, Newcastle'ın renkleri olan siyah beyaza boyamışlar tribünü. Yani bu derece e, şeylere önem veriyorlar dikkat ediyorlar e, bakalım ben de bu akşam merakla bekliyorum maçı enteresan sonucunu. bir mücadele olacak bakalım sonucu evet. nasıl olacak peki şimdi de e, tenisten bahsedelim biraz isterseniz e, herkes e, merakla Rafael Nadal e, nasıl bir dönüş yapacak Grand Slam turnuvalarına diye e, merakla beklerken e, Brisbane'den e, kötü bir sonuçla e, ayrıldı Rafael Nadal e, olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası uzun süreli bir sakatlık neticede ee, ve e, bu tarz e, turnuvalardan elenip önemli olan Avustralya Açık'tır e, diyeceğiz bence. Evet, Brisbane e, Avustralya Açık'ın ön hazırlık turnuvası olarak e, adlandırılıyor Ezgi. E, burada e, çeyrek finalde Jordan Thompson isimli bir Avustralya'da tenisçi elendi Rafael Nadal. Hatta 3 tane maç topunu da kaçırdı. Diğer yandan da maç sırasında uzunca bir tedavi de görmüş, e, onu okudum. E, tabii ki herkes bu elemenin ardından Avustralya açığa e, Rafael Nadal katılabilecek mi sorusunu sormaya başladı çünkü maç sırasında uzunca tedavi görmesi e, hakikaten herkesi meraklandırdı. E, Nadal da maçtan sonra yaptığı açıklamada yine aynı yerden bir ağrı çekiyorum ama e, uzun süre sonra böyle performanslı oynamanın etkisi olduğunu düşünüyorum. E, burada herhangi bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Avustralya açıkta oynamaya umut ediyorum diye demiş. Bakalım biz de e, hakikaten böyle bir tenis için Avustralya Açık gibi 4 Grand Slam turnuvasından biri olan turnuvada yer almasını diliyoruz. E, biz e, hani seyirciler olarak çünkü böyle Grand Slam turnuvalarında yıldız oyuncuların yer alması çok önemli. Hem bizler seyirciler açısından e, hem de e, turnuvanın güzelliği açısından. E, bakalım e, önümüzdeki günlerde Nadal'ın durumu herhalde açıklığa kavuşacaktır ama... Böyle büyük bir tenisçinin hakikaten böyle sakatlıklarla e, mücadele etmesi de üzücü. Kesinlikle öyle. Peki Hüseyin Özkök çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben de herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkürler. Evet Hüseyin Özkök dış basının gündemini konuştuk, değerlendirdik değerli izleyenler. E, şimdi dün akşama gidelim. 90 Artı programında neler konuşulmuş birlikte izleyelim. Saat başında buradayız. Sabah sporunda 3. ve son saatte gelişmelerle karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Alınan sonuçlar ve programa birlikte bakalım. Gaziantep FK ile Siltaş Yapı Pendik Spor 2-2 berabere kaldı. Bir Antalya Spor, Korendon Alanya Spor mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlanırken Beşiktaş Kasımpaşa'ya evinde 3-1 mağlup oldu. Bugün saat 13.30'da Çaykur Rizespor Atakaş Spor. 16'da Rams Başakşehir Yukasel Adana Demir Spor. 19'da MK Ankara Gücü Trabzon Spor. ve Yılport Samsun Spor Vavakars Fatih Karagümrük maçları oynanacak. Pazar 13.30'da Mondiom Kayserispor, Spor, EMS Yapı Sivas Spor. 16'da İstanbul Spor Fenerbahçe, 19'da Galatasaray Tümosan Konyaspor Spor maçlarıyla hafta tamamlanacak. Süper Lig'in 19. haftasında da Kosta'nın hat-trick yaparak damga vurduğu mücadelede Beşiktaş-Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Skype bağlantısıyla devam edeceğiz. Suat Umurhan'la şimdi gündemi konuşacağız. Suat günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen istersen dünkü maçı değerlendirerek başlayalım. Beşiktaş üst üste 3. mağlubiyetini elde etti evinde. E, bu tabi siyah beyazlılar açısından kabul edilebilir, anlaşılabilir bir tablo değil. Teknik direktörle hala anlaşma sağlanamadı ve kötü gidişat sürüyor. Nasıl değerlendiririz? Valla gerçekten Beşiktaş camiası belki de tarihinin en zor dönemlerini yaşıyor. Çünkü ne yaparsanız yapın tutmayan bir aşı. Yani yaraları sarıyorsunuz sarıyorsunuz ama iyileşmiyor. E, bu bayağı köklü bir sorun haline geldi. Öyle teknik direktör tercihiyle çözülebilecek bir şey değil. Bu teknik direktör tercihi sadece e, hataların birini düzeltmeye yarar belki de. Çünkü diğer tarafları boş bıraktığınız zaman sorunların düzelmediğini görüyoruz. Yani şimdi Şenol Güneş Türkiye'nin en büyük hocalarından biri. E, sonrasında genç nesilden Burak Yılmaz devam ediyor. Rıza Çalınbay Süper Lig'in en deneyimli teknik adamlarından biri. Hiçbiri çare olamıyor. Bu şartlarla yabancı bir teknik adam bile gelse ee, ...hiçbir şeyi düzeltemez. Dün Beşiktaş sahada mental bir çöküntü vardı. Çökmüş haldeydim. Takımın oyuncu bazlı Beşiktaş formasını hak etmeyen... ...kafası Beşiktaş'ta sahada olmayan bir oyuncu değil. Belki de takımın %90'ı var. Yani yenilen gollere bakıyorsunuz... ...bireysel böyle lakayit tavırlar, hatalar, öylesine pas vermeler geriye dönüyorsunuz kaleci öylesine vuruyor sağ beki atıyorsunuz sağ bek. kaçan adama bir pozisyonda Getson kaçıyor Getson'a vermek yerine dönüyor kaleciyi atıyor daha riskli hale geliyor yani herkes oyundan kopuk herkes atmosferden uzak Beşiktaş forması giydiğini unutmuş bir şekilde mücadele ediyor bunlar sahanın her yerinde ve 90 dakikanın tamamında hakim yani Beşiktaş maça başladığında Korakor mücadele verir bile diyemiyorsunuz artık e, bu takımın neredeyse tamamının değişmesi lazım yeni gelen teknik adam kim olursa ki belki ona da değiniriz yani takımın %99'unu değiştirmesi belki kadroda bir iki tane oyuncu tutması lazım Peki bu nasıl yapılacak yani devre arasında bunu mali olarak da yapabilmek kolay değil yerine doldurabilmek de kolay değil bugünden yarına bir değişiklik yapabilmek de kolay değil e, sence Beşiktaş'ı nasıl günler bekliyor önümüzdeki süreçte? Ezgi altyapıdan 16-17 yaşındaki genç futbolcuları koyarsanız bundan kötü olmaz. En azından o çocuklar, o arkadaşlarımız nereden geldiklerini bilirler. O altyapı maçlarına giderken, altyapı antrenmanlarına giderken çektikleri zorlukları bilirler. Nasıl bir zor hayatın içinde olduklarını bilip o formaya layık olmaya çalışırlar. Ben Beşiktaş taraftar ve camiası adına gerçekten üzüldüm. Çünkü yani bu formayı hak eden altta gençler var. Yeni gelen oyuncuların gösterdiği performans herkese göre daha iyi. En azından hak eden oynar. En azından gelişime açık olan sahaya çıkar. Peki teknik direktör konusu. Şimdi Van Broekhoorn gelecek diye konuşuyoruz günlerdir. Ki bu maçta da aslında tribünde olması bekleniyordu. Yardımcıları ile ilgili bir sıkıntı Yaşanmış gibi görünüyor. Şimdi anlaşma sağlanır mı, sağlanamaz mı? Yeni bir teknik direktör arayışı mı başlar? E, bu artık konuşulmaya başlandı ki Rüçeskun'un e, isminin öne çıktığını yine söyleyebiliriz. Ne dersin teknik direktör konusunda neler yaşanacak acaba? Şimdi burada yeni yönetime de bir eksi yazması lazım. Yani çünkü göreve başlayalı bir ay oldu neredeyse herhalde. E, bir türlü bir teknik adam belirlenemedi. Yani Rıza Hoca ile devam edilmeyeceği aşikardı. Ne A planları olduğu ne B planları olduğu görüldü. He, diyorlarsa ki biz devre arasına ara transfere kadar böyle gidecektik zaten. Keşke onu açıklasalardı ya da Rıza Hoca ile devam etselerdi. Çünkü Beşiktaş'ta artık ben Van Bronckhorst'un bu aşamada gelirse başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani şu anlamda çünkü eldeki oyuncu grubunu ayağa kaldırmak için ...sizin daha sert tedbirler almanız lazım... ...Türkiye'yi bilen, Süper Ligi bilen... ...yani Şenol Hoca... Daha ...bu sezon çalışmasaydı onu getirin derdim... ...Lücescu burada daha doğru tercih oluyor... ...çünkü biraz psikolojiyi yönetecek... ...bir teknik adam lazım artık Beşiktaş'a... ...Fan Bronkos gibi... ...yeni gelip buraları öğrenecek... ...bir teknik adam sezon sonuna kadar... ...bence çok yıpranabilir... ...o yüzden de Lücescu daha ağır basıyor... İki sözüyle, iki demeciyle... ...takımda yapacağı hamlelerle... ...en azından ki planda şöyle sezon sonunda oğlu Razvana takımı teslim edip daha danışman kıvamında Rüçeskin'in devam etmesi bu tip bir teknik adamla sanki daha başarılı olur en azından bu sezonki yıpranmayı önler gibi düşünüyorum. Peki şimdi yarın oynanacak karşılaşmaları da biraz konuşacak olursak özellikle Galatasaray çok önemli oyuncularından yoksun çıkacak Konyaspor karşısına özellikle de Icardi'nin bir süre forma giyemeyeceğinin açıklanması. Tabii ki e, taraftarları fazlasıyla endişelendirdi. Bakan bu da yok. Şu anda Santrfor pozisyonunda kimi oynayacak? Toreira yok. Orta sahada kimi oynayacak? E, sağ bek, sol bek zaten boyunun yokluğunda. Şimdi Barış Alper hangi bölgede oynasın e, gibi bir soru işareti ortaya çıktı. Bu kadar eksik, bu kadar e, tartışma konusu varken e, acaba Galatasaray nasıl bir performans sergileyecek Konya karşısında? Seninle dün programda her detayı konuşurken Icardi'nin olmamasını hiç konuşmamıştık, hiç aklımıza gelmemişti. Öyle de bir gündem yoktu zaten Galatasaray'da ama öğleden sonra gelen Icardi bilgisiyle beraber e, gerçekten sarı kırmızılı camia bir böyle bir e, geriye düştü, motivasyonu düştü, enerjisi gitti. O yüzden de Icardi'nin yerine e, şimdi Zaha alternatifi daha çok öne çıkıyor. Çünkü Halil'in bu sezonki performansı yetersiz, Halil daha kulübede kalıp e, yedek forvet olarak gündemde duracak. Zaha'nın ben santrfor bölgesinde bir süre oynamasını bekliyorum. Bakan bunun da yokluğunu hatırlatalım. Afrika Kupası'nda. Ee, sol tarafa Kerem, forvet arkasına ...Mertan, sağ tarafa Tete geçecek. Zaten çok fazla da alternatif kalmıyor. E ee, orta sahada Kerem Demirbay ve e, Endombeli'yi ben bekliyorum daha çok. E ee, diğer tarafta da sağ e Barış geçer. E, Kazım da solda oynar. Çünkü çok fazla da alternatifi kalmayan ...kadronun genişliğini kullanarak... E, ...rahatlayan bir takım görüyoruz. Peki sana göre... E, ...nasıl bir planlamayla gidecek Okan Buruk? Dün seninle yine e, burada programda konuşurken... ...bu kadar sıkıntıya rağmen e, Galatasaray'ın yine de başarılı bir performans sergilediğini... ...ve bunu da Okan Buruk'a yazabileceğimizi söylemiştik. Doğru. Belki de e, en ciddi sınavlarından birini verecek e, kariyerinin Okan Buruk. Çünkü sadece Konya Spor Maçı özelinde değil... Aslında Ocak ayında zor bir takvim bekliyor Galatasaray'ı ve belki de buradan çıkacak sonuçlar sezon sonundaki kaderini etkileyecek. Çok haklısın çünkü 7 maçlık bir periyoda giriyor sırf Ocak ayı için Galatasaray. Biri de Türkiye Kupası. Yani Türkiye Kupası'nda da Galatasaray şampiyonluğun zaten adayı. O yüzden de çok kritik bir süreç. Burada şimdi Galatasaray'ın... Yapması gereken biraz sakin kalmak, biraz nefes alıp hareket etmek. O yüzden de Icardi'nin yokluğunda Zaha'nın göstereceği performans bence biraz daha eğer golleri bulabilirse takımı rahatlatır. Ama olası bir Konya'da puan kaybı gerçekten işleri zora sokar. Çünkü psikolojik olarak da bu eksikler daha çok göze batmaya başlar. Şimdi Fenerbahçe'yi de istersen konuşalım. Fenerbahçe'de de İstanbulspor mesaisi çıkmıştı. Ee... Ciddi eksikler yok. Fred'in cezasını tahkim kurulu indirdi e, ve acaba nasıl dönecek aradan Sarı merak edilen konulardan biri. Sen o maçtan neler bekliyorsun? Fenerbahçe gerçekten daha etkili başlıyor Galatasaray'a göre çünkü kadrosu daha tam, morali daha yerinde ve e, Fred'in de dönüşüyle beraber orta sahadaki o e, sıkıntılar e, gideriliyor. O yüzden de ben... Fenerbahçe'nin daha net bir şekilde sahada performansını sergilemesini bekliyorum. Peki. Suat Umurhan çok teşekkürler yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben teşekkür ederim. Evet Suat Umurhan'la gündemi şöyle bir değerlendirdik. Şimdi devam ediyoruz değerli izleyenler. Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü evinde Siltaş Yapı Pendik 2-2 berabere kaldı. Maç sonu teknik adamların açıklamalarına bakalım.